Profesör Doktor Nevzat Tarhan şu an stüdyomuzda değil. Bir gün stüdyomuzda olacağını ümit ediyoruz diyeyim. Telefon attığımızda hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Hakan Bey. İyi çalışmalar. Sağ olunuz. Efendim bugün konumuz son derece ilginç. Bilmiyorum az görülen bir rahatsızlık mıdır ama edebiyat ve sinemanın bolca sanıyorum beslendiği bir kaynak değil mi? Çoklu kişilik bozukluğu. Çoklu kişilik bozukluğu öyle çok yani filmler yapılmış hakkında ilgi çeken bir konu. Yani çok böyle şey yönü de üstün, sanatsal yönü de çok kolay olan bir hastalık grubu olduğu için biraz abartarak çok film yapıldı. Onun hakkında senaryolar yazıldı. Ama aslında çok sık rastlanan bir rahatsızlık değil, onu söyleyeyim. Ve o filmlerdeki de yani anda %20'si doğrudur, %70-80'i şeydir, abartıdır genellikle. Onu öyle bilmek lazım. Yani o kadar tipik böyle çoklu kişilik bozukluğunun çok türleri, çeşitleri var. Kişiye göre değişiyor, kişilik yapısına göre değişiyor. Yani önce çoklu kişilik bozukluğu bir tanımlayalım yahut, isterseniz tabii, nedir önce? Yahut da tıbbi adıyla da şey deniyor daha çok. Dissosiyatif kimlik bozukluğu da deniyor kişide. Yani burada kişiliğinde bu kişi bir bölünme yaşıyor kişiliğinde geçici olarak. O bölünme de şöyle bir bölünme, sadece şeyde mesela duygu, bir kişinin duygu regülasyonuyla ilgili alanlar bozulduğunda bipolar bozukluk oluyor daha çok. Düşünceyle ilgili bozukluk olur, OKB oluyor, şizofreni oluyor. Ama bu algı, bellek, bilinç bozuklukları ve kimlik süreçlerindeki bozulma olan durumlar bu. Disosyatif bozukluk. Yani kişi bir anda A kişiliği yaşarken bir anda alter kişilik dediğimiz alternatif kişilik tarzında bir kişilik oluyor. Birden çocuklaşıyor, çocuksu gibi davranıyor, çocuksu gibi konuşuyor, çocuksu gibi etrafta alışverişler yapıyor, şeyler yapıyor. Yahut da yani benim mesela öyle bir vaka vardı, bir kız çocuğuydu, babası da emekli subaydı. Kız şeydi, o alter kişiliği ortaya çıktığı zaman herkese emirler veriyordu. Onbaşı, çavuş onbaşı diye insanlara tanımlıyordu ve emirler vererek onları bu şekilde böyle bir şey uyguluyordu. Bu noktada bir şey soracağım hocam. Yani bu sanki benim filmlerde izlediğim kadarıyla, sonuçta benim mesleğim değil, şöyle bir izlenim edindim, doğru mudur? Küçükken öyle bir korku yaşıyorum ki, birinden zarar görme düşüncesi içine giriyorum ki, bunu kendim karşılayamayacağım için beni koruyacak biri de olmadığını düşünürsem, mesela babamdan geliyor, öz babamdan, ve ben beni koruyacağını düşündüğüm ikinci bir kişilik geliştiriyorum. Bu olası mı, bu filmlerden mi edindiğim bir şey? Tabii de o zaten bu disosiyatif kimlik bozukluklarında, çoklu kişilik bozukluklarında çocukluk çağı travmaları çok önemli. Çocukluk çağında bir travma yaşıyor. Fakat bu travma böyle çözülemeyecek bir travma ve yüzleşip konuşulamayacak bir travma. O travmayı beyin o travmayı daha kabul edilebilir bir savunmayla bir böyle bir hastalık formuna sokuyor. Otomatik yapıyor beyin bunu. Eğer bunu yapmazsa beyin şizofrenik dağılma olacak. Yani şizofreni de darmadağınık, artık kendi kendine konuşan, hayal kuran, yani böyle bir kapsüle, bir beyin bölgesi oluyor. Tamamen izole yaşıyor. Artık gerçeklerden kopuyor. İçe kapanım hastalığı gibi böyle bir hastalık şizofreni çıkıyor. Ama bu şizofreni gibi değil. Yani burada kişi devamlı yaşamıyor bunu. Zaman zaman yaşıyor. Özellikle sağlıklı hayat sürerken stres altına girdiği zaman beyinde serotonin ihtiyacı artıyor. Serotonin biliyorsun beyinde belli bir oranda, seviyede bulunuyor. Ve bazı kişilerde beyinde o serotonin taşıyıcı gen var. O kısa alel dediğimiz kısa alel vardı oluyor. Genetik yüklülük var. Stres altında beyin serotoninleri şey yapamıyor, dağıtımını yapamıyor. Yapamayınca çözülmemiş bir travma olarak çocukluk çağındaki o travmayı tekrar canlanıyor, onu yaşıyor kişi. Ama beyindeki serotoninler tekrar eski haline geldiği zaman kişi çıkabiliyor bu durumdan.
tedaviyle, eğer aynı zamanda terapi de birlikte yapılırsa, ilaç tedavisi de birlikte. Bu nedenle hastalığın biyolojik boyutu da var, psikolojik boyutu da var. Yani beynin bir bölgesi beynin bütünlüğünden farklı otomatik çalışıyor bu kişilerde. Yani beyin görüntüleme yöntemleriyle yapılan böyle çalışmalarda beyinde farklı bir network çalışıyor. Çünkü beynimizde mesela İngilizce, Fransızca, Arapça, Türkçe konuşurken farklı network çalışır her bir konuşmada. Hiç kelimeleri karıştırmayız dikkat ederseniz. O dili konuştuğu zaman kişi o dili çorba yapmadan konuşur sağlıklı insan. Bunun gibi şeyde de öyledir. Yani kişinin böyle diğer günlük yaşantısında da öyledir. Ve otomatik öğrendiği şeyleri beyin otomatik hemen öne çıkarır ve kullanır otomatik olarak. Bu rahatsızlıkta beyin çözülmemiş travmaları, beyin onu rafa koyuyor böyle durumlarda. Ama yoğun stres altında o tekrar kapak açılıyor. Sönmüş volkan gibi olan durum tekrar alevleniyor ve tıpkı hani volkanların zaman zaman patladığı gibi patlıyor. Bir kaos oluşturuyor. Kişi kontrol duygusunu güçlendiriyor. Kişi savunmalarını güçlendiriyor. Tekrar kontrol ediyor onu. Normal hayatına dönebiliyor. Yahut da tedaviyle bu düzelebiliyor. Bu nedenle bu bir şey. Biyolojik boyutu, nörobiyolojik boyutu olan bir hastalık. Yani öyle bir soyut bir hastalık gibi düşünmemek gerekiyor. Zaten psikiyatrik hastalıklar büyük ölçüde beyinde karşılıkları var. Biyokimyasal karşılıkları var. Genetik geçişi var mı bunun? Genetik geçiş yatkınlık şeklinde var. Hani ailede, anne babada, ailede birinci derece yakınlarda varsa çocuk da stres altında bunu bir savunma olarak kullanıyor. Eğer çocukluk çağı travması varsa da o çözülmemiş travmayı ileride bu şekilde bir şey farklı olarak ifade ediyor kişi. Ama bunu bilinçli olarak yapmıyor işte. Zaten sorun orada. Tabii. Bir de algı ve bellek farklı çalışıyor. Kişi o dönemi yaşıyor, unutuyor çoğu zaman. Yani neden yaptığı, nasıl yaptığını anlatıyorsun. Tamamen farklı bir bilinç durumu oluşmuş kişide. Yani kişi o anda otomatik öğretiyor. Onun için tedavisinde hipnoz çok işe yarıyor. Hipnoz kullanılıyor onun için. Evet, filmlerde de onu gösteriyorlar. Peki çok uç bir soru ama ben ikinci bir kişiliğim var benim. Benim bu kişiliğim Hakan, diğeri Mehmet. Mehmet iken ben bir suç işledim. Herhangi bir illegal bir şey yaptım. Bir meslek profesyoneline mutlaka danışıyorlardır bu süreçte. Tabii. Ben yaptığımdan sorumlu muyum yoksa onu Mehmet mi yaptı? Şimdi o şimdi biz zaten bu rahatsızlıkta şey araştırılıyor. Bence bir epilepsi var mı araştırılıyor. Onun için böyle adli tıpta da gözlem ihtisas, böyle yatılı gözlem yapılan bölümlerde hep beyin elektro cihazları vardır. Kişilerin böyle durumda mesela psikomotor nöbetler vardır beyinde. Otomatik o kişinin istem dışı olanlar onlardır. Nöbet geçirir, o nöbette bir yere atlar gider. Yani birisini vurur, birisini yaralar, kendisine yani zarar verir. Bu durumda o kişide bu psikomotor nöbet olarak söyleniyor. O epilepsi, o cezai sorumlu yok onun. Ama disosyatif bozukluk dediğimiz cezai kimlik bozukluğunda kişiliğin temel örüntüsü bozulmadığı için, yani öyle bir beynin suç işleme davranışı karşısında bilinçli suç işlemez o kişi. Bilinçsiz olarak, yani hipnotik olarak yapılan böyle şeylerde de kişiyi, yani suça hipnotik terkinle suça yönlendiremezsiniz. Suça becerikli değilse kişi. Suça inanmıyorsa yönetemezsin, ama inanıyorsa, bir önceden de niyeti varsa onun, o durumda yönlendirilebilir bu kişiler. Onun için disosiyatif bozukluk tanısı almış bir kişi adli tıpta ya da gözlem ihtisasta geldiği zaman, bu teşhisi koyduğumuz zaman ceza ehliyeti tam karar veriliyor. Öyle mi? Yani, tabii şey yok, ceza ehliyeti yerindedir o kişilerin. Evet. Çünkü muhakeme bozulmuyor. Akıl şey oluyor, bilinç sisleniyor geçici olarak, fakat bilinçli kontrol bozulmuyor, cezai sorumluluğu kalkmıyor kişinin. Evet, bir yani de şey gördüm. Psikoz grubundan değil onun için, akıl hastalığı grubundan değil. Bir de hocam, bu Vatikan'da da çok konuşulur. Hani o
possession dediğimiz, biz de aslında cinlenme deriz de, o şeytan çıkarma vakaları filmlerde de görülür. Orada da sanki bana şey gibi gelir, bu sizin dediğiniz disosyatif kişilik bozukluğundan dolayı sanki bir başka kimlik edinir kişi gibi gelir. Filmler izlerken ben aklıma öyle gelmişti. Tabii o işte, o daha çok bizde musallat denir. Musallat oldu, cin musallat oldu filan denir. Üç harfleri olarak söylenir. O da bunun disosyatif bozukluğun kültürel olanıdır. Kültürel yaşantıyla, kültürel uygulamalarla, yani kültürel ve dini uygulamalarla ilgili olanıysa, bu zaten disosyatif tanısı almıyor. Almıyor mu? O almıyor. Kültürel bir şey öğreti olduğu için kültüre özgü sendrom olarak geçiyor onlar. Kültüre özgü sendromlar, onlar da tabii sağlıklı değil ama tabii. Onlarda da zaten bilinç ve hareket serbestsiz, ceza ehliyeti yerinde o kişilerin. Yani onlar inandıkları için kültürel olarak rahatlıkla yönlendiriliyor. Mesela böyle özellikle Hatay bölgesinde mesela reenkarnasyon vakaları çok çıkıyor. Evet, evet. Ne çıkmasının sebebi de o bölgede kültürel olarak bu öğreti var. Öğreti var yani, kültürel olarak bu öğreti, çocukluk bir dönemde bir şeyler yaşıyor. Ondan sonra ileri yaşta onu unutuyor. İleri yaşta bakıyorsun bir şeyler anlatmaya başlıyor. Hatta literatüre girmiş bir vaka var. Bir kafa travması geçiriyor bir hasta. Yoğun bakıma yatıyor. Yoğun bakımda İtalyanca bir şeyler konuşuyor kendi kendine. Oradaki yoğun bakım uzmanı da meraklıymış. Kaydediyor bütün şeyleri, konuşmalarını. Evet. Daha sonra kişi yoğun bakımdan çıkıyor, iyileşiyor. Ona bu konuşmayı dinletiyor. Bakıyor İtalyanca konuşuyor. Ya ben İtalyanca bilmiyorum ki diyor. Peki nasıl oldu? Hemen şu andaki o şeyden de reenkarnasyon diye yorumlanıyor şeye göre. Aslında bir araştırılıyor ki o babası diplomatmış. 2-3 yaşlarında evlerinde bir İtalyan kökenli bir bakıcı varmış. Hmm. O bakıcıyla birlikte yaşamış. İtalyanca bir şeyler öğrenmiş. Yani ilk 0-3 yaş arası olduğu için onlar beyin unutmuyor. Beyin onu kaydediyor daha doğrusu. Daha sonra normal şartlarda hatırlamıyor. Unutmuş onu. Ama beyinde duruyor uzak bellekte. Travma esnasında onlar ortaya çıkmış. Çıkmış ve o çıktığı zaman da sonra araştırılınca olayın bir şey olduğu, yani çocukluk dönemlerinde öğrenilmiş bir yaşantı olduğu anlaşılıyor. O beynin sonundaki öğrenmelerinin kontrolü kalktığı için ilk öğrenmeleri ortaya çıkıyor. Gene öyle, ben bir Alzheimer vakası biliyorum. Ziyarete giden, böyle artık Alzheimer öyle ilerlemiş ki kendin adını bilmiyor, kendi kimliğini bilmiyor. Böyle bir ağır konuşmalar oluyor. Giden kişi, kız, gelini ne dediğini anlayamıyorum diyor. Daha sonra Lazca bilen birisiyle gidiyor yanına. O diyor ki ya bu Lazca çocukların yazdığı Lazca küfürler yapıyor diyor. Yani bir çocukluk döneminde öğrenmiş küfürleri, çocukluk dönemine regresi olmuş beyin artık. Bütün diğer öğrendikleri kaybolmuş. İlk çocukluk döneminde öğrendiği kalmış. Kendi adını, kimliğini bile unutmuş düşün. O durumda onları söyleyebiliyor. Beynin o ilk çocukluktaki öğrenmeleri. İşte onlar, çocukluk çağı travmaları böyle, yani kişinin stres altında zihinsel kontrolü zayıfladığı zaman ortaya çıkan yaşantılar. Ama bunlar şey değil. Kişi bilinç böyle suç davranışını sorumluluğunu kaldıracak derecede olmuyor bu. Eğer şizofreni tarzında olursa, çok ileri bozulma olursa, disosyasyon tedavi edilmezse şizofreniye dönüşebiliyor. O zaman artık bu iş ceza ehliyeti yoktur diye o zaman karar verir adli. Peki biz bir kişide, yakınımızda birinde çoklu kişilik bozukluğu olduğunu ilk olarak nasıl fark ederiz? Tabii o çok, çok kolay tanınan bir şeydir. Yani kişi, bakıyorsunuz gayet olgun şey yapan kişi, bazen mesela hiç çocuksu davranıyor bazı dönemlerde. Çocuksu davranıyor. Kendi kendine konuşmalar, gülmeler, bir şeyler yapıyor. Sonra tekrar çıkıyor ve bununla ilgili bellek bozukluğu, hatırlamıyor, unutuyor. Yok yok öyle renk reddedi, inkar etti, ben bir şey yapmadım diyor. Bir şey diyor. Ve bunu da yalan söylemiyor, samimidir onda. Beyni o şekilde yapıyor. Bu durumlarda işte alter kişilik dediğimiz, yani alternatif alterleri oluşuyor. Yani beynin bir bölgesindeki o alter kişilik otomatik devreye giriyor. Fakat o durumda ona hemen yüzleştirirseniz
şey yapabiliyor, sorgulayabiliyor, çıkabiliyor o durumdan. Çıkabiliyor. Bu nedenle terapilerde de o kökleşmiş davranış kalıbı gibi olan durumu kişide yani kökleşmiş olan kişilik yapısına tekrar dönmesi sağlanabiliyor bu kişilerin. Yani benlik algısı tekrar toparlanıp getirilebiliyor bu tarz bu kişilerde. Bu nedenle disosiyatif bozukluk ve alternatif kişilik oluşan kişilerin tanımını doğru yapmak gerekiyor. Mesela kendi içinde otobiyografik bir hafızası da oluyor bazen. Böyle. Ne demek bu? Yani böyle kendi ayrı bir kimliği oluyor. Hı hı. Kendi ayrı bir özgeçmiş oluyor kişinin. Ha, yeni bir özgeçmiş oluşturuyor. Kendi bir özgeçmiş oluyor, onu yaşıyor birdenbire. Bağımsız bir inisiyatif yaşıyor birdenbire. Öyle tanırsınız. Yani davranışlar, yani sahiplenme duygusu yaşıyor. Bu alter kişilik dediğimiz bir kişilik ortaya çıkıyor. Bunu gözlemleyerek anlıyorsunuz ve sorgulayarak anlayabiliyorsunuz. Ama bu kişi genellikle o çocukluk çağı travma ölçeği var. Bunu yaptığımız zaman çocukluk çağında fiziksel istismar, fiziksel cinsel istismar çok ortaya görülüyor bunlarda. Cinsel istismar hem kendisinin hem de ailenin kabul edemeyeceği bir şey olduğu için enses vakaları çok oluyor. Var bunlar. Bu kişi bunu ensesi şey yapamıyor, kimseye anlatamıyor. Kendi de bir şekilde o suçluluk, pişmanlık duygusu onunla ilgili yaşıyor. O şeyle de mesela sebepsiz karın ağrılar oluyor. Kişide. Karın ağrıları nimetli oluyor. Bir araştırılıyor ki o karın ağrıları gibi durumların arka planında şey var. Yani şeyle ilgili cinsel bir suçluluk hissi oluşuyor. Bir şeye karşı, bir çocuk döneminde yaşadığı bir travmaya karşı o travmayı unutuyor. Karın ağrısı gibi yaşıyor bunu. Bu şekilde bir kasılmalarla birlikte yaşıyor. Yani bir de sanki kendisine tecavüz ediliyor gibi yaşıyor. Bu tedavisi yani, ne kadar mümkün hocam bunun? Bu tedavisi, şimdi bu kişilerde tedavide önce bu şeyi bozuyorsa, eğer günlük yaşam aktivitelerini bozuyorsa, işlevselliğini, yani iletişim işlevselliğini, sosyal hayatındaki yani ilişki, mesleki, aile uyumunu, sosyal uyumunu bozuyorsa, o zaman zaten o durumlarda tedaviye geliyor. Onun dışında kısa kısa olup geçiyorsa bir şekilde sorun haline gelmiyor. Şeyi bozmadığı için, yetimi yapmadığı için gelmiyor. Eğer geldiği zaman da tedavide şey iki protokol uygulanıyor. Biri ilaç ve psikoterapi, genellikle birinci basamak tedavide. Sadece ilaç yetmiyor. Travma çalışması yapılıyor bu kişi. Çözülmemiş travması alıyor. Ona mantıksal bir çözümleme getiriyor. Genellikle bu yeni bir tedavi yöntemi var. Bu mindfulness tekniği, metabolisel tedavi diyor. Zihin üstü tedaviler de deniyor. Metakognitif tedavi deniyor. O tedavi yöntemiyle de kişi yaşanılan travmayı ya çözemezse de, çocukluk çağı olduğu için öcalamasa da, şey onu çözemese de, o çıkça kabullenip yönetiyor onu. Acceptance commitment terapi diye geçiyor. Çünkü kabullen yönet tarzındaki bir tedavi şeklinde geçiyor. Ve bu tedaviyi şey yaptığı zaman kişi uyguladığı zaman o travmayı artık kapsüle ediyor beyinde, sessiz hale getiriyor, hayatını sürdürüyor. Unutmuyor ama uzak belleğe gönderiyor onu kişi. Ve bu şekilde tedavi edilen gruptan. Yani biraz uğraştırır böyle şeyi. Yani uzmanları uğraştırır ama tedavisi olmaz diyemeyiz. Çünkü yani şeyi çok bozar bu. Sosyal hayatı. Tabii. İleri durumlarda da hastaneye yatırılıyor. Artık şey olduğu zaman yani belleğe silen tedaviler var. Onlar yapılıyor. Böyle elektriksel tedaviler. Hafızayı geçici olarak siliyor. Ondan sonra gerekli şeyleri hatırlıyor, gereksizleri uzak belleğe kalıyor. Unut bir şey, tamamen silinmiyor da ön bellekten uzak belleğe gönderiliyor bilgiler geçici olarak. Bu yapılıyor. Bir de terapi tekniklerinden hipnoz, klinik hipnoz var. Kişi yani bir bilinçli farklı şeyle bilinçli bir hipnoz. Kişi hipnoz tedavisinin özelliği de şöyledir. Kişi uzmana güvenmesi lazım. Hipnotiste.
güvenirse kendini bırakır ona. Tabii. Bıraktığı zaman bilinç kendi dikkatini verir tamamen. Kaslarını gevşetir vücudunu. Bütün bilincinden bir pencere açar ve uzman onun adına kendi beyninde dolaşır. O kendini tamamen bırakmıştır. Uyuyordur aslında. Hipnoz denilen bilinçli uykudur o. Yani bilinci açıktır, uyuyordur ama kontrolü başkasına bırakmıştır. Yani beyindeki bir duygusal radar var beynimizde. Yani beynin hangi bölgesine giderse o bölgelerdeki bilgileri kullanıyor, hatırlıyor. Onu bir nevi bilinç radarı da denebilir. O kişiyi şeye bırak, uzmana bırakıyor. O kişinin tabii kişinin geçmişini biliyorsa o geçmişine göre o travmalarını buluyor. Onun için tehdit olmadığını, tehlike olmadığını, yani bunun bir çaresi olduğunu, çözümü olduğunu, onunla ilgili pozitif pekiştirmeler yapıyor ve o kişinin korkularını gideriyor. Tamamen gevşedin, tamamen rahatladın, bütün kasların gevşedi, bütün vücudun rahatladı, huzur içerisinde uyuyorsun ve seni özen şu olay artık sana zarar vermeyecek gibi terkinde o anda bilinç kontrolünü başkasına verdiği için onun birkaç seans telkini bile o kişinin birdenbire o aniden düzelmesine sebep oluyor. Hı. Ama tedavi tam teslim olması lazım kişinin. Böyle durumlar. Hipnoz bu nedenle yani yerinde yapılırsa telkin açık kişilerde çok işe yarıyor. Mesela polislerde çok askerlerde polisler yani komut alıp komut vermeye alıştıkları için kolay girerler hipnoza. Hı. Yani suggestible dediğimiz telkin açık kişiler. Enteresan. Ama her şeyi sorgulayan bir bilimsel kimliği olan felsefeci kolay kolay sokamazsınız hipnoza. Çok doğru. Çok çok güzel. Evet. Çok güzel. Hocam son olarak kısacık dediniz filmlerde çok farklı gösteriliyor. Heyecan olsun diye tabii ki dağcılık filmlerinde de dağcılığın 10 tane gerçeği varsa sulandırılıp yüze çıkarılıyor. Bu normal bir şey. Kurgu çünkü. Burada da mesela Split diye bir film vardı en son. Night Shyamalan'ın yakın zamanda çok da başarılı olduğu, meşhur olduğu. Karakterin neredeyse 20 tane kimliği vardı birbirinden farklı. Bu kısmı yani en fazla kaç kişilik görülmüş bir kişide biliyor musunuz? Bununla yani ilgili bir klinik olarak gördüğümüz 2 tane 3 tane gördüm. Ben 3'ten fazlasını görmedim. O tabii yani o filmde çok şey tabii biliyorsun. Yani filmlerde, senaryolarda çarpıcı olması çok önemsendiği için yani olayları dramatize ediyorlar ve şey yapıyorlar, çarpıcı hale getiriyorlar. Yani 20 tane kişilikli bir şey olur, zaten çorba gibi olur. Yani öyle bunlar filmde onu o şekilde bir heyecan, merak duygusunu tatmin ettiysen amaçlı o zaten insanlarda merak duygusunu yakalatarak yani merakla sürükletiyorlar, sürükleyici bir oluşuyor. Yani bu nedenle o tarzdaki bir olay şeydir. Ancak şeyde olur, stüdyolar, film senaryolarında, stüdyolarında olur. Gerçek hayatta o tarz 20 kişilik bir literatürde de hiç görmedim. Ama yani bu şey kliniklerde rastladığımız bir şey, dissosiyatif kimlik bozuklukları. Peki. Yani bir uzman bunu bir seçenek olarak her zaman düşünmeli. Ve sık sık kişilik değiştiren, kimlik değiştiren kişilerde bunu düşünmeli ama bazılarında bunda ikincil kazancı da oluyor böyle. Böyle yaparak bütün hasta diye bütün ailenin ilgisini çekiyor ve bununla o birçok yükten kurtuluyor, işten kurtuluyor. O da mantıklı. Yani birçok tedavi dolaşırken sorumluluklardan kurtuluyor. Yani çocuksu kişiliklerde çok oluyor onu söyleyeyim. İmmatür böyle olgunlaşmamış kişiliklerde bu rahatsızlık daha çok oluyor. Peki. Evet. Peki hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek dileğiyle. Estağfurullah. İyi yayınlar. Sağ olun.